1 Kasım seçim vaadinde. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ramazan Bayramı arifesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ekonomik paketinin esnaf, çiftçi ve işverenlerce memnuniyetle karşılandığına dikkat çekti. Doğanay, ekonomik paketin damga vergisinde reform niteliğinde düzenleme yapılmasını, şehit yakınlarından bir tanesinden araç alacağı zaman, şehit yakınlarından birinin araç alacağı zaman ÖTV alınmamasını, primlerini zamanında ödeyen Bağkurlara 5 puan indirim sağlamasını, karşılıksız çek verenin para cezasına çarptırılmasını, iş sağlığı ve güvenliği yasasının bazı hükümlerinin yürürlülük tarihinin 1 Temmuz olmasına karşılık olumsuzlukların önüne geçmek için bazı hükümlerin uygulanmasının 1 yıl ertelenmesini, tarımsal teşviklerdeki kafa karışıklığının ortadan kaldırılması için teşviklerin 2 dilimde verilmesini içerdiğini söyledi. 2014 Ağustos ayında çıkarttıkları 6552 sayılı kanunla prim ve vergi borçlarının taksitlendirilmesine imkan sağlandığını hatırlatan Doğanay, uygulamadan yararlanan bir grup mükellefin imkanları olmaması nedeniyle taksitlerini ödeyemediklerini ve haklarını kaybettiklerini söyledi. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan hazırlıkla vergi ve prim borçlarını geçmişte taksitlendirdikleri halde ödeyemeyen vatandaşlara ikinci bir imkan tanınacağını belirten Doğanay, taksitlerini ödemeleri durumunda bu kişilerin yeniden sisteme dahil olabileceklerini bildirdi. Doğanay, yatırımların teşviki ve ekonominin canlandırılması ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan paketle ilgili gerekli yasal düzenlemelerinde meclis tatile girmeden evvel çıkarılacağı müjdesini verdi.